very interesting, Lina. You see? Yeah. Ah, very interesting. I can tell here maybe. Ah. Oh no, the view is not good. Huh? Good yes. Light. I'll be careful, Lina. Watch your head. Uh-huh. Be careful. And ah, we have to go on. Light, do we have light here? Like Chinese wall in Beijing, Lina. They have also this kind of worse than this. Very careful, Lina. Yeah. Especially later on. Yes. Nice. They restore it here also. Very nice to know. Wow, we have now to use this. We have to use this. Okay, we can do it slowly. Yeah. Very slowly, yeah, we can do it. Okay? Yes. It's stable probably. This is. Take video of me. Yes, I'm taking video. Super Skype with these shoes. Erzurum tabii ayaklarımızın altında. Bakın şöyle. Görüyorsunuz şöyle kaleyi görüyorsunuz. Ta oradan giriş yaptık şu kapıdan. Şöyle geldik. Kale gerçekten muazzam. Hakikaten çok da güzel bir çevre düzenlemesi var kalede. Kale etrafında ve Erzurum hakikaten çok yüksek binaların olmadığı çok güzel. Ben de vallahi çok beğendim. Rengarenk boyanmış. Hani uzun zamandır gelmiyorum Erzurum'a. Rengarenk boyanmış apartmanlar, yani küçük böyle işte dediğim çok yüksek binalar değil. Çok temiz bir şehir, çok güzel bir şehir ve şimdi o kadar güzel ki dağlardan gelen çok güzel bir rüzgar ve hava tabii burada dağda soğuk. Yani şu anda herhalde bir 8 derece falan hissediliyor anladığım kadarıyla ya da 7 derece falan hissediliyor. Saçımı böyle yapmak durumunda kaldım. Bütün saçlarım çünkü gözümün önüne gelecek. Evet. Tırmandık kaleye de, şimdi kuleye de, kuleden ineceğiz. Evet, Erzurum'u çok iyi görüyorsunuz. Erzurum tabii ayaklarımızın altında. Bakın şöyle, görüyorsunuz şöyle kaleyi görüyorsunuz. Ta oradan giriş yaptık şu kapıdan, şöyle geldik. Kale gerçekten muazzam. Hakikaten çok da güzel bir çevre düzenlemesi var kalede. Kale etrafında ve Erzurum hakikaten çok yüksek binaların olmadığı çok güzel. Ben de vallahi çok beğendim. Rengarenk boyanmış. Hani uzun zamandır gelmiyorum Erzurum'a. Rengarenk boyanmış apartmanlar, yani küçük böyle işte dediğim çok yüksek binalar değil. Çok temiz bir şehir, çok güzel bir şehir ve şimdi o kadar güzel ki dağlardan gelen çok güzel bir rüzgar ve hava tabii burada dağda soğuk. Yani şu anda herhalde 8 derece falan hissediliyor anladığım kadarıyla ya da 7 derece falan hissediliyor. Saçımı böyle yapmak durumunda kaldım. Bütün saçlarım çünkü gözümün önüne gelecek. Evet, tırmandık kaleye de, şimdi kuleye de.
kuleden ineceğiz. Evet, Erzurum'u çok iyi görüyorsunuz. Şimdi Erzurum'un en büyük simgelerinden biri olan çifte minareli medresedeyiz. Şimdi burası çok yeni olarak müze olarak artık kullanılmakta. Medresedeki yaşamı görebiliyorsunuz. Kullandıkları işte kapları, kapıçakları görebiliyorsunuz. Nasıl medresede yaşıyorlardı, buraya geldiğiniz zaman maketlerde de görebiliyorsunuz. Çifte minareli medrese tabii bence en önemli özelliği taş işçiliği, sanat. Yani o kadar güzel ki, bakın mesela şu arkada gördüğünüz taş işçiliğine bakın, şunlara bakın. Yani işçilik o kadar muazzam ki, dünyada çok enderdir bu kadar harika taş işçiliğinin yapıldığı yerler. Çifte minareli medresenin de en büyük özelliği bu taş işçiliği. Bu taş işçiliği hiçbir yerde olmayan bir taş işçiliği. İnanılmaz derecede güzel, çok harika yapılmış. Bakın şu kemer dizaynı, bunların hepsi tabii Selçuklu mimarisinin etkilerinde kalınarak yapılmış olaylar. Evet, son derece güzel. Çifte minareli medrese Anadolu için taş işçiliğinin görünmesi açısından belki de benim görüşüme göre en güzel eserdir. Yani benim görüşüme göre çifte minareli eser, evet, çifte minareli medrese en güzel eserdir. Buradaki taş işçiliğini hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın şöyle biraz daha yakından gösterecek olursak eğer, çok iyi görüyorsunuz motifleri. Olağanüstü güzel bir taş işçiliği ve bunca yıldır günümüze kadar geldi tabii. Ve şimdi de müze olarak kullanılması tabii çok önemli. Çünkü müze olarak kullanıldığı zaman çok daha uzun yıllar, uzun nesiller boyunca kalır. Çok güzel bir görünüş. İşte çifte minareyi de görüyorsunuz. Evet, kapının girişi çok haşmetli. Yanında da zaten Ulu Cami var. Yani burada Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami hepsi birbirine çok yakın. Bir de Yakut Üye Medresesi var, onu da göstermeye çalışacağım. Evet. Evet, şimdi Erzurum'un en büyük simgelerinden biri olan Erzurum Kalesi'ni gezdik. Gördüğünüz yapı Ulu Cami şurası ve yanında da hemen çifte minareli medrese var. Şimdi çifte minareli medrese Erzurum'un en büyük simgelerinden birisi. Neden Erzurum'un en büyük simgelerinden birisi? Çünkü taş işçiliği. Olağanüstü güzel bir taş işçiliği olan binadır çifte minareli medrese. Ve şimdi çifte minareli medrese artık müze olarak kullanılmaktadır. Buna çok sevindim. Biz olduğumuz zaman tabii çok daha nesiller boyu daha iyi korunabilir, daha iyi bakılabilir. İçeriye de girdik zaten, içeride de göstermeye çalıştım. Olağanüstü güzel bir taş işçiliği vardı burada. Bu taş işçiliği için sadece Erzurum'a gelmeye, yani bunu görmek için gelmeye değer benim görüşüm. Hakikaten burası çok güzel bir atmosfer. Kale, Ulu Camii ve çifte minareli medresinin birbirine çok yakın olması. İçeride de o mistik havayı da görüyorsunuz tabii, alıyorsunuz ama en çok önem verdiğim kısım benim görüşüme göre buradaki taş işçiliğidir. Olağanüstü güzel bir taş işçiliği var. Okay, Lina, this is enough. Okay, you can begin. Yes. Arkamda gördüğünüz bina Yakutiye Medresesi ve bu da 1310 yılında yapılmıştır Yakutiye Medresesi. Yakutiye Medresesi'nin de tabii ki taş işçiliği hakikaten tabii kayda değer Anadolu'da. Çok çok kayda değer hem de. Sonra yıkıntılara uğramıştır. 1310'da demek ki Osmanlılar, Osmanlılar 1517'de aldı Erzurum'u. O zamana kadar tabii Saltuklular vardı, Selçuklular vardı, İlhanlılar vardı. Evet, Yakutiye Medresesi de aynen çifte minareli medrese gibi Anadolu'nun en önemli medreselerinden biri. Line always protected.
9:30 Abi.